Merhabalar, bugünkü deneyimizde sarkıt ve dikit yapacağız. Eğer bir mağarayı ziyaret ettiyseniz, mağaradaki sarkıtları ve dikitleri görmüşsünüzdür. Bunlar nasıl oluşuyor? Buna bakacağız. Bunlar tabii binlerce yıl içerisinde oluşuyor. Bildiğiniz gibi Mersin'de birçok mağara var. Bunlardan bazıları Tarsus'ta bulunan Taşkuyu Mağarası, yine Narlıkuyu tarafında Dilek Kuyu Mağarası, Aynalı Göl gibi çeşitli mağaralar var. Bakın şu an ekranda Aynalı Göl Mağarası'nı görüyorsunuz. Burada sarkıt ve dikitler oldukça güzel görünüyor. Şimdi dilerseniz deneyimize geçelim. Deneyde hangi malzemeleri kullanacağımızı görelim birazdan. Deney için kullanacağımız malzemeler karbonat, yemek karbonatı, 2 adet kavanoz, 2 ataç, 1 litrelik bir tane böyle kase kullanacağız. Şimdi deneye başlarken ataçlarımızı iplikle birbirine bağladık. Her iki ucuna ipliğin birer ataç bağlıyoruz. Kavanozlarımıza su koyuyoruz yarıya kadar ve içerisine alabildiğince karbonat ekleyip iyice karıştırdıktan sonra içine ataçlarımızı daldırıyoruz ve ortada çukur oluşacak şekilde ipliğimizi sarkıtıyoruz bu şekilde. Ve beklemeye başlıyoruz. Birinci günün sonunda bakın su damlası iplikten yürüyerek aşağıya doğru damlamak suretiyle dikit ve sarkıtı oluşacak. İlk olarak dikit oluşuyor. Birkaç gün sonra aşağıda birikiyor. Ardından sarkıtımız oluşacak iplikte. Bu deney yaklaşık 2 hafta sürüyor. Her gün gözleminizi yazmanızı istiyorum. Evet, dikitlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bir haftanın sonunda henüz çok minik bir dikitimiz var. Bu büyümeye başlayacak ve daha sonra da sarkıt oluşacak. Kavanozların altına bir kutu koyarak onların daha yüksekte durmasını sağlarsanız daha iyi olur. Bakın şu anda sarkıtımız oluştu. Bu yaklaşık dediğim gibi 2 hafta sürüyor. Bu şekilde siz de deneyinizi yapabilirsiniz ve gözlemlerinizi, gözlem defterinize not alabilirsiniz. Evet, yalnız daha önce hiç mağara ziyaretinde bulunmadıysanız mutlaka Mersin'de bulunan mağaralardan Aynalı Göl Mağarası'nı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Burası gerçekten bir doğa harikası.